Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Burada bahsedilen durum ekstrem yani sıra dışı, olağanüstü, anormal durumlar bahsedilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri klimatolojik karakterli ekstrem olaylardır? Volkanizmanın meydana gelmesi ve tsunami'nin meydana gelmesi bunlar jeolojik yapıya bağlı olaraktır. Fakat şiddetli rüzgarların oluşumu ve aşırı sıcaklıklar bunlar atmosfer olaylarına bağlıdır. Yani iklime bağlı klimatolojik karakterli ekstrem olaylardır. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 4 yani B seçeneği doğrudur. Herhangi bir yerde hava sıcaklığının uzun süre aşırı yüksek veya aşırı düşük değerlerde seyretmesi kuraklığa neden olur. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde aşırı sıcaklığa bağlı olarak kuraklık görülür denilmiş. Verilen yerler içerisinde 1, 3, 4 ve 5 numaralı bölgeler aşırı sıcaklıkların görüldüğü yerler değildir. Fakat dünyada en yüksek sıcaklıkların görüldüğü yerlerden birisi Büyük Sahra'dır. Bundan dolayı bu bölgede sıcaklık değerlerinin çok yüksek, yağış miktarının da az olmasından dolayı kuraklık çok şiddetli bir şekilde yaşanır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yağışların şiddetli olduğu yaz dönemlerinde bazı akarsu havzalarında sel baskınları can ve mal kayıplarına sebep olan ekstrem olaylara yol açmaktadır. Aşağıdaki akarsulardan hangisi yaz mevsimindeki aşırı yağışlara bağlı olarak bu tür ekstrem olaylara neden olabilir denilmiş. Çoruh, Tuna, Dicle ve Volga akarsularının bulunduğu yerlerde yaz mevsimindeki yağışlar aşırı değildir. Fakat Indus'un bulunduğu Musonlar Asya'sında yani Hindistan'ın batı bölgelerinde yağışlar daha çok yaz mevsiminde meydana gelir. Bir yıl içerisindeki yağışların neredeyse %80-85'i yaz mevsiminde görülür. Bundan dolayı da Indus Nehri havzasında sel baskınları artar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçleri etkileyen ekstrem durumların oluşmasında etkili değildir? Bazı yerlerde düşük sıcaklıklar, bazı yerlerde şiddetli depremler, aşırı yağışlar ve kuraklık gibi olaylar ekstrem durumların meydana gelmesinde etkilidir. Fakat suyun fotolizi ekstrem bir durum değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Dönenceler arasında yer alan bölgelerde ve özellikle okyanus kıyılarında tropikal fırtınalar etkilidir. Buna göre bölgelerinin hangilerinde tropikal fırtınaların etkili olması beklenir denilmiş. İzmit Körfezi dönenciler arasında olmadığı gibi aynı zamanda okyanus kıyısında da değildir. Hudson Körfezi'nin bulunduğu yer Amerika'nın Kanada'nın arasında bir bölgededir. Tropikal bölgede değildir. Bundan dolayı bu bölgede tropikal fırtınaların görülmesi beklenmez. Fakat Bengal Körfezi'nde ve Meksika Körfezi'nde bunlar tropikal kuşakta bulunması ve okyanus kıyısında yer almalarından dolayı tropikal fırtınaların sıkça görüldüğü yerlerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik veya jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylara örnek verilemez denilmiş. Kütle hareketleri, volkanizma, tsunami ve deprem gibi olaylar jeolojik ve jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylardır. Fakat kuraklığın meydana gelmesinde meteorolojik olaylar yani iklim özellikleri etkili olur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Karasal tropikal hava kütlesinin belli dönemlerde yurdumuzun güney ve güneydoğusunda etkili olması ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum Güneydoğu Anadolu'da aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Ekstrem sıcaklıkların yaşanması tarımsal üretimi, hayvancılığı, suları ve doğal bitki örtüsünü etkiler. Fakat jeolojik yapı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki ekstrem olaylar ve bunların doğal süreçlere etkisine verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Kuraklığın sonucunda orman yangınları meydana gelir. Kurak yerlerde orman yangınları kolaylaşır. Kütle hareketleri, yani heyelan olayının sonucunda heyelan set gölleri oluşabilir. Fırtına ve şiddetli rüzgarların sonucunda fay hatları oluşmaz. Depremlerin etkisiyle zeminin sıvılaşması dediğimiz bir durum görülür. Bunun sonucunda binalar toprağın içerisine rahat bir şekilde gömülür. Volkanizma sonucunda özellikle üzerinde buzul bulunan bölgelerde buzulların erimesi sonucunda çamur akıntıları meydana gelebilir. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda ülkemizde farklı tarihlerde görülen ekstrem olaylara örnekler verilmiştir. Bu örneklerden hangisi diğerlerinden farklı karakterde bir ekstrem olaydır? Seçeneklere baktığımız zaman en düşük sıcaklıkların yaşanması, en yüksek rüzgar hızının görülmesi, en yüksek sıcaklık, en yüksek yıllık sıcaklık ortalaması gibi durumlardan bahsedilmiş. Burada verilenlerin klimatolojik ve meteorolojik karakterli ekstrem olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat A seçeneğinde verilen durum depremdir. Depremin meydana gelmesi diğerlerinden farklı olarak yerin yapısına bağlıdır. Yani jeolojik kökenli bir ekstrem olaydır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda tanımlanan doğa olayları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Deprem veya volkanik patlama sonucu meydana gelen büyük dalgalara tsunami adı verilir. Toprak tabakası ve ana kayanın birlikte yamaç aşağı sürüklenmesi olayına heyelan adı verilir. Saatteki hızı 120 km'yi aşan rüzgarlara kasırga adı verilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki ülke ekstrem olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Filipinler aktif volkan bölgesi olmasından dolayı ekstrem olaylardan volkanizma görülür. Vietnam, Güneydoğu Asya ülkelerinden biridir. Bu bölgede yaz musonları döneminde özellikle tayfunlar görülür. Endonezya, aktif volkan bölgesinde bulunmasından dolayı volkanizma olaylarının görüldüğü bir bölgedir. İsviçre, eğimli arazilere sahip yüksek, dağlık bir arazi olmasından ve kar yağışının fazla görülmesinden dolayı çığ afetinin görüldüğü bir yerdir. Fakat Norveç kutuplara yakın bir yerde bulunmasından dolayı aşırı sıcaklıkların görüldüğü, yani sıcaklık ekstremlerinin, aşırı sıcaklık ekstremlerinin yaşandığı bir bölge değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir.